hat 31 eğer zaruriyat-ı diniyede doğrudan doğruya Kur'an gösterilseydi, zihin tabii olarak müşevvik imtisal ve mukiz vicdan ve lazım zati olan kutsiyete intikal ederdi ve bu suretle kalbe meleke hassasiyet gelerek imanın ihtaratına karşı asam kalmazdı. İnsanlara dinin temel ilke ve vazifeleri terkin edilirken, yorum ve tefsir ile değil de direkt olarak Kur'an ayetleriyle veya Allah'ın ve ayetlerin emrettiği budur şeklinde yapılsa idi bunun vicdanlarda ve ruhlarda etkisi daha kuvvetli, daha belirleyici olurdu. Çünkü bir insanın namaz kıl demesiyle Allah'ın namaz kıl demesi arasında çok azim bir fark bulunur. Allah'ın emrinde ve kelamında insanların kalp ve vicdanını titretecek bir etki ve kutsiyet bulunuyor. Bu etki ve kutsiyet beşer kelamında bulunmuyor. Sivil bir insan bir bölük askere komut verdiğinde tek bir asker bile harekete geçmez. Ama bir çavuş o komutu verse hepsi harekete geçer. İşte ifade gücünün yanında bir de rütbe ve kutsiyet lazımdır. Kur'an'da hem kutsiyet hem de ifade gücü zirvede olmasından dolayı bütün nasihatların fevkinde ve üstündedir. Bu da insanların dininin emirlerine itaat ettirilmesinde çok keskin ve etkili bir yoldur. İnsanın kalbi ifadedeki mantıktan çok ifadedeki kutsiyet ile harekete geçiyor. Kur'an her bir cihetle mucize olduğu için insanları itaat ettirecek en etkili belagate retoriye belagata sahiptir. Eğer zaruriyat diniye de doğrudan doğruya Kur'an gösterilseydi retoriye sahiptir. Retorik belagat demek. Retorik. Eğer zaruriyat-ı diniyede doğrudan doğruya Kur'an gösterilseydi zihin tabi olarak müşevviki imtisal ve muqid-i vicdan ve lazım-ı olan kudüsiyete intikal ederdi. Ve bu surette kalbe melekeyi hassasiyet gelerek imanın ihtiyaratına karşı asam kalmazdı.